İsim soyisim neydi? İsim Orhan Kavasoğlu. Orhan abi kaç yıldır yapıyorsun mesleği? Ben 1969 doğumluyum. 1982'de bu işe geldim. Yani 13-13'te. Şu an devam ediyoruz. Çıraklık, alfalık, ustalık. Son şeyindeyiz yani. Yaşerli ki. Allah kolaylık versin Orhan abi. En çok hangi ürünleri yapıyorsunuz? Genellikle ben gıda makineleri, lokum, şeker, hırva, süt, pekmez, bulgur, tarhana, yöresel kazanlarımız var. Maraş'a ait o kazanlardan. Artı Türkiye çapında Osmanlı lokumu dediğimiz lokum kazanları. Brokon şekerler var, bademli şekerler var. Bunların kazanlarını ben yapıyorum. Bu da bu ürünlerde bakırda olmazsa olmaz bir ürün şeklinde çıkıyor. Bakır olmazsa bu ürünler de çıkmaz. Kromda randıman vermiyor. O nedenle bakırı tercih ediyorlar. Biz de bunları yapıyoruz. Orhan Ustacığım, bakır şu an zamanına göre işlemesi kolay gibi gözüküyor. Ama şimdi, çok zor bir ürün. Tabii. Bu zorlukları anlatır mısın? Bunun bize aşaması çok. Levha şeklinde fabrikalarımız var. Gaziantep'te, Maraş'ta. Bunların biz ölçülerini çıkarırız. Çap, derinlik, yani hacmi, yüz ölçümü. Bunları isteğe göre, siparişe göre yapıyoruz. Bir masere kazanının meydana gelmesi için ne kadar emek harcıyorsun, ne kadar zaman harcıyorsun? Masere kazanı dediğimizde bir usta, bir çırakla beraber günde bir tane yapabilir. Bir günde bir tane yapabilir. Yani çırak olmadığı için şu anda el altı dediğimiz yani karşımdan çıkacak, ölçümü çekildiğini getirecek, yardımcı olacak, kazan yıkaması vesaire. Buna benzer işlemleri tek başına yaptığı zaman iki gün sürer. Ha, normal bir insana göre de anlatırsam bunu aylarca uğraşmış gibi görünür. Ama biz bu mesleğin içinde olduğumuz için aşamaların kısa yoldan, teknoloji kullanmadan, çekiç ve tokmak dediğimiz aletlerle yapıyoruz. Peki bu çekicin sırrı nedir? Dövmekteki maksat nedir onun? Dövmekteki maksat bakırın germeşmesini sağlamak. Moleküllerini sıkıştırıp bakırı sertleşmeye yarar. Aynı zamanda da desen de olur. Şekli bakır yumuşak olduğu için şekil vermek kolay oluyor. Bu dayanıklılığını da artırıyor. Tabi bu çekiş dövme perdat dediğimiz şeklinde bulduğumuz zaman çekici şu şekilde anlatayım ben. Şöyle bulduğum zaman buradaki vurduğum çekiç yarası bu bakırın sertleşmesini sağlıyor. Bu da dövme bakır dediğimiz el sanatında yapılan bir işlem. Şimdi bu işe biraz artık ev hanımları önem vermeye başladı. Mutfaklarında genelde bakır işini kullanmaya başladılar. Bununla alakalı ne söylüyorsun? Niye? Onu araştırmasını yapacak olursak sağlık açısından halaylı kapta yine pişirmek çok lezzetli olur. Bunun amacı da ısıyı çabuk alıp geç soğuması, içindeki ürünün kıvamında pişmesini sağlayan bir maden olduğu için. Yani bakırda pişen yemek her zaman çay olsun, yemek olsun, helva olsun, pekmez olsun, bunlar lezzetli olur. Çünkü kıvamında pişiyor. Bir noktayı ısıttığın zaman komple o metal olan kısım her yeri bir ısınır. Yani gıdaya lezzet katıyor. Tabii gıdaya konuştuğum lezzet katıyor. Gıdaya. Artı tasarruf sağlıyor ısıdan. Enerjiden tasarruf da sağlıyor. Peki bu mesleği devam ettirebilir miyiz? Orhan Usta çırak bulabilir misin? Bu meslekte ben sonum, benden sonra yok. Yani son nesil. Evet yani son nesil. Rağbet yok bu işe. Niye? Ağır giden bir iş. Çok zor, maşallahlı bir meslek. Aşaması çok geniş. Bunu öğrenmek için 15-20 yılını vermesi lazım bir insana. Yani bu usta olabilmesi için en azından 15-20 yıl bu işin içinde olması lazım. Yani nasıl bir 12 yıl okulu bitiriyorsa bir 12 yılında bu mesleğe verecek. Anladım. Peki bir usta olarak bu evde bakır işini kullanan hanımlarına ya da restoranlara bir tavsiyem var mı? Yani bunun düzenli kalaylanmasıyla alakalı o sağlıkla ya şimdi kullanmadan kullanmıyor fark eder. Bunu günlük kullanan var, haftada bir kullanan var, ayda bir kullanan var, senede bir defa kullanan var. Hani dediğimiz pekmez, bağlarımızın
hasat zamanı, üzümleri kaynatma zamanı senede bir defa kullanılır. Bunlar 2 yıl, 3 yıl içerisinde kalaylanır. Ama günlük günübirlik bulgur sulu pilav pişirdiğimiz tencerelerde 6 ayda bir kalaylanması lazım. Çok teşekkür ediyorum ustacığım. Allah razı olsun. Emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim.